Katemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışan ve lekad halaknel insana ve ne'alemu ma tuvesvisu bihi nefsuh. Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar. Allah'a inanan insan özgürdür. Yalnız ona kulluk edip, yalnız ondan yardım dileyen insan, başka hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanı eşyaya ve diğer insanlara kölelikten kurtaran, insanın kendi boynuna doladığı zincirlerden azat eden Allah'tır. İşte böyle insanlar kurtuluşa ermişlerdir. Bir de hakikate gözlerini kapayanlar, inkar edenler, topluma nifak tohumları saçanlar, kibirlenenler, nimetle şımaranlar vardır. İşte bunlar için de helak kaçınılmazdır. Bu cüzde İnsanların kurtuluş ya da helakine sebep olan düşünce ve fiiller üzerinde durulur. İman edip salih amel işleyen insanlar kurtulur, gerçeği inkar eden kafirler ve münafıklar helak olur. Bu cüzdeki insan tipleri şunlardır: kurtuluşa eren müminler, helak olan kafirler ve iftiracı münafıklar. İman, güven duygusu içinde tasdik etmek, Allah'a inanmak demektir. Bu inanca sahip olan kimseye de mümin denir. Müminler Allah'a ve Resulüne iman ederler. Bu imana müminin bütün azaları, canları ve malları şahitlik eder. Bu cüzde yer alan Mü'minun suresi insanların üstün niteliklerini anlatır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadise göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara olağanüstü vahiy hallerinden birini yaşarken kıbleye dönüp ellerini kaldırarak "Allah'ım bize nimetini arttır, eksiltme, bizi onurlandır, alçaltma, bize ihsan et, mahrum etme, bizi seçkin kıl, düşmanlarımıza karşı zayıf duruma düşürme, bizden hoşnut ol ve bizi senden hoşnut kıl" diye dua ettikten sonra "Şu anda bana 10 ayet indi. Kim bu ayetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir" buyurmuş. Ardından da bu surenin ilk 10 ayetini okumuştur. İşte ayetlerin işaret ettiği müminin özellikleri şunlardır. Onlar namazlarını huşu içinde güzelce eda ederler. Kuşkusuz namaz İslam'ın temel ibadetlerinden biri ve kulun Allah'a yönelişinin, onunla birlikteliğinin en anlamlı ifadesidir. Fakat sembolik yönü de olan namazın bu manevi derinliği kazanabilmesi için bedensel hareketler, dilin ayet ve duaların lafızlarını okuması yeterli değildir. Bu şekli kalıpların kalpteki kulluk niyeti ve bilinciyle bütünleştirilmesi, Allah'a saygı şuuruyla anlamlı hale getirilmesi gerekir. Onlar anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Faydasız şeyleri terk ederler. Zekatlarını verirler ve Allah yolunda infak etmeyi severler. Onlar iffetlerini korurlar. Bunun için evliliğin önemli bir kurum olduğuna inanır ve Allah'ın razı olacağı bir yuva kurmaya gayret ederler. Yine müminler kendilerinden emin olunan insanlardır. Onlar emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler, onlara ihanet etmezler. Burada emanet, birine korunması için bırakılan mal olduğu gibi, Allah'ın müminden istediği namaz, oruç gibi ibadetler de birer emanettir. O müminler ki namazlarında ve diğer ibadetlerinde, davranışlarında istikrarlı ve düzenlidirler. İşte müminlerin bu vasıfları sıralandıktan sonra gelen ayet artık bir müjde niteliğindedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de duasına vesile olan ayet şöyledir: İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır.
Kur'an'ın tanımladığı müminlerden olma ve Rabbimizin müjdelediği Firdevs cennetine varis olma yolunda niyetimiz ve amellerimiz daim olsun. Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Mü'minun suresinin son ayetleri, şirke düşmüş Mekke toplumu için Allah'ın özelliklerini, vasıflarını detaylı olarak açıklamaktadır. Sure Mekki'dir. Mekki surelerin genel özelliği Allah'ın varlığını akli ve görünen deliller üzerinden özellikle muhatap kitlesi müşrik olan bir topluluğa nasıl anlatılacağını öğretir bize. Surenin baş tarafıyla son tarafı ilginç bir şekilde uyum içerisindedir. Tenasübül Kur'an diyoruz, tenasübü süver vel aye diyoruz buna. Yani baş tarafta anlatılan son tarafla birlikte bir bütün oluşturuyor. Kur'an'ın böyle kendi içerisinde uyumlu olduğunu ifade eden, gösteren güzel örneklerden birisidir Mü'minun suresi. İlk ayetler müminlerin genel özelliklerini saydıktan sonra onları kurtuluşla ve Firdevs cennetiyle müjdeler. Son kısımda ise maalesef Allah'ı tanıyamamış, ona gerçek şekliyle iman edememiş kimselerin kurtuluşa eremeyeceklerini dile getirmektedir. Yüce Allah kendisini müşrik topluma tanıtırken onun ne kadar yüce olduğunu ifade eden çok net kelimeler kullanır. Yani yüceler yücesi olan Allah gerçekte kendisinden başka ilah olmayan bir Allah'tır. O Malik'tir. Yani bütün mülkün, kainatın, yerle gök arasında her ne varsa yaratılmışların sahibidir. Ve mülkünde ortağı kesinlikle yoktur. Yani müşriklerin düşündüğü gibi uzak bir ilah değildir. Tam tersine kullarını görüp gözeten ve onların her yaptığından haberdar olan bir Allah'tır, bir ilah'tır. O haktır, sonsuz ve nihayetsiz gerçektir. O müşrikleri hesaba çekerken onların herhangi bir delile dayanmadan kendisine ortak koştuklarını dile getirecektir. La burhane lehu bih, yani onlar için Allah'a neden ortak koştuklarını ifade edecekleri bir delili yoktur. Evet, bir şeye inanıyorlar ama delilsiz inanıyorlar. Bu ifade bize aslında imanın sadece taklidi olamayacağını, onun tahkike dönüştürülmesi için mutlaka delillerini de bilmek gerektiğini gösteren güzel bir ifadedir. Müşrikler Allah'tan başkasını ona ortaklar koşmak suretiyle büyük bir hata yapmışlar ve onlar maalesef kurtuluş göremeyecekler, kurtuluşa eremeyeceklerdir. Surenin son ayeti, gerçekte inanan kimselerin Rablerine dua ederken nasıl yakarmaları gerektiğini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinden gösterir. Ayet, Rabbi ufir verham ve ente erhamur rahimin şeklindedir ve sure böyle biter. Yüce Allah kendisinden bağışlanmamızı talep etmemizi ve onun merhametine sığınmamızı istemektedir. Ya Rabbi bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın şeklinde dua etmemizi dilemektedir. Yüce Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Evet, çünkü merhamet Allah'ın mahlukatına, yaratıklarına da verdiği güzel bir haslettir. Bir annenin evladına, bir babanın yavrusuna olan merhameti de Allah tarafından verilmiştir. Ama Allah bütün merhamet sahiplerinin en üstünde, en zirve kullarını
kuşatan bir merhamete sahiptir. Yüce Allah müşriklerin düştüğü hataya düşmekten bizleri muhafaza etsin ve onun rahmetine sığınan, gerçekte mağfiret olmuş, bağışlanmış kullardan olmayı hepimize nasip etsin. Bu cüzde inanıp iman eden müminlerin özellikleri verildiği gibi, inkar eden, inkarından dolayı helak edilen kafirlerin de özellikleri verilmiştir. Doğrusu bu ayetlerin muhatapları da diğer ayetlerde olduğu gibi bütün insanlıktır. İşte bunlar kafirlerin özellikleridir ki, ey kulum, bir bak kendine, hatalarını gör, sakın o kafirlerin yolundan gitme. İşte bu cüzde kafirlerin temel özellikleri şöyle sıralanır. Onlar gerçeği görmezden gelir, işlerine geleni bilir ama işlerine gelmeyene gözlerini, kulaklarını, beyinlerini ve kalplerini kapatırlar. Alıcıları tümüyle kapalıdır. Din onların nefsani azgınlıklarını engellediği, hayatlarına bir denge, bir disiplin getirdiği ve her isteklerini yapmalarına müsaade etmediği için İslam'ı öğrenmek istemezler. Aslında onlar cahillerin ta kendisidir. Kafirler o kimselerdir ki onlara verilen nimetlerle şımarırlar. Nimeti vereni görmez, her şeyi kendilerinden bilirler. İçinde bulundukları imkanlarla şımarır ve büyüklük taslarlar. Büyüklenen insan sonunda zalim ve zorba olur ve insanları sömürmeye başlar. Onlar gerçeğe gözlerini kapatmış görmezler, hakikati dinlemezler. İnsanın hayatını düzenleyen ve dengeleyen yüce kitap Kur'an okunduğunda dinlemezler ve peygambere düşmanlık ederler. Onlar cahiliye döneminde putlarına istediklerini söyletiyor ve putlar üzerinden istedikleri gibi bir din oluşturuyorlardı. Bu nedenle de kendi düşüncelerine, hayat felsefelerine uygun bir peygamber ve kitap isterler. Ancak İslam'la birlikte bu keyfilik, insanları kandırma, İstismar ve sömürü sona ermiştir. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Yeryüzü bizim sürgün yurdumuzdur. Biz Allah'a aitiz. Ona döneceğiz. Müminler bu dönüşün en kazançlı olanlarıdır. Allah, Kur'an'da müminlerin özelliklerini verdiği gibi kafirlerin de hallerinden bahseder. Onlardan söz ederken onların inkarları nedeniyle helak oluşlarını anlatır. Onların bu özellikleri üzerinden tüm insanlığa hitap eder. Böylece bizlere yol gösterir ve huzurun istikametine işaret eder. Yolumuzu ve yolculuğumuzu mamur etmemizi tavsiye eder bizlere. Yüz çevirenlere gelince onların hallerinden, nasıl da inkar ettiklerinden bahsederek kafirlerin özelliklerini sıralar. Onlar gerçeği görmezden gelip hakikate yüz çevirirler. Menfaatlerinin peşinden koşarlar. Onların ölçüleri çıkarlarıdır. İşlerine gelmeyince gözlerini, kulaklarını ve gönüllerini kapatırlar. Sanki kalpleri üzerine perdeler gerilmiştir. Allah'ın yeryüzüne kandil misali gönderdiği ilahi mesajdan uzak dururlar. Zira onlar itidalden hoşlanmazlar. İlahi mesaj onların hayatlarına nizam verdiğinden, keyiflerince davranmalarını yasakladığından, zulümlerine mani olduğundan sürekli kaçarlar. Bir cehaletin peşinde cahiliye davası güderler. Allah'ın verdiği nimetler onları şımartmıştır. Nimetlerin sahibine karşı nankördürler. Nefisleri tanrıları olmuştur. Kendilerinin sanırlar her nimeti, kibirleri boylarını aşmıştır. Şımarıklıkları zulme dönüşmüştür. Zira kibir zulme ve zorbalığa götürür. Hakikate çağıran her ses
onları ürkütür. Hakkın davetçilerine karşı kin ve düşmanlık ile doludurlar. Putlar edinip onlara tapar ve kendi heva ve heveslerini onlara söyletirler. Heva ve hevesleri onların dini olmuştur. Onlar kendi arzularını seslendirecek bir peygamber isterler. Kitap da onları tasdik etmelidir. Allah onların bu düzenlerini yerle bir etmiştir. Onlar için ağır bir azap hazırlamıştır. Onlar yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenler ise kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde kala kalacaklardır. Münafık aslında kafir olduğu halde Müslüman görünen şahsiyetsiz insandır. Bunlar İslam toplumu için çok tehlikelidir. Kafir olan kişi kendini açık eder ve ona karşı tedbir almak, yol açacağı tehlikelerden korunmak mümkündür. Ancak münafıklar toprağın altında giden köstebekler gibidir. Nasıl ki köstebek toprağın üzerinde izini belli etmez, ancak altta bitki köklerini kemirir, onlara zarar verir, işte toplumdaki münafıklar da böyledir. Onlar Müslüman topluma içten içe zarar verirler. Doğrusu iman onların kalplerine yerleşmemiştir. Onlar menfaatçidirler ve menfaatleri için her şeyi satarlar. Onların bir kutsalı ve temel değerleri yoktur. Dış unsurlar için casusluk bile yapabilirler. Münafıkların en büyük ve tehlikeli özelliği iftiracı olmalarıdır. Müslümanların canı, malı ve ırzı konusunda sürekli yalan söylerler, iftira ederler ve İslam toplumunu yıpratmak için ellerinden gelen kötülüğü yaparlar. Bu cüzde Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin münafıklar tarafından yapılan iftiradan beraati, Allah'ın münafıkları yalanlaması ve Hazreti Ayşe annemizi temize çıkarmasıyla namusla ilgili dedikoduların ve ahlaksızlığın yayılmasına sebep olanların kınanmasına yer verilir. Ancak bu korkunç iftira toplumda kimlerin münafık, kimlerin mümin olduğunu açığa çıkarır. Bu durum Kur'an'da şöyle geçer. O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsnü zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Ayetler, iftiranın toplumun temellerini sarsan ne büyük bir günah olduğunu anlatır. Çünkü iftirayı dilden dile yayanlar, hakkında bilgi sahibi olmadıkları bir şeyi ağızlarına dolayarak bunu önemsiz bir şey sananları Rabbimiz uyarır. Ve o Allah katında büyük bir şeydir der ve yine gerçek müminlerin tavırlarının bu konuda nasıl olması gerektiğini açıklar. O kulağınıza geldiğinde bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesubhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Ayrıca münafıklar Allah ve Resulünün hükmünü kabul etmezler. Gerçeği gizlerler ve bilinmesini istemezler. Emanete ihanet ederler. Allah için cihat ve savaştan kaçarlar. Onların kalplerinde çürüklük vardır. Onlar asla inanmış kimseler değillerdir. Topluluk içinde birçok kötülük, buna karşı zamanında ve yeterli tepki gösterilmemesi sebebiyle yayılmakta ve yerleşmektedir. Erdemli bir toplulukta ancak erdeme uygun davranışlar açıkça ve takdir edilerek konuşulur, sohbet konusu olur. Çirkin ve kötü olaylarsa yalnızca gerektiği kadar dile getirilir ve erdem ölçülerine göre değerlendirilir. Çözüm yolları üzerinde durulur. Mümince bir duruş da ancak bunu gerektirir. Allah'a da, Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor.
bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Allah Resulü ilahi vahyi Allah'tan almasıyla birlikte bunu tam olarak insanlara aktarmak için büyük bir gayret ve çabayla çalışmaktaydı. Ancak muhataplar arasında inancın samimi ve güçlü olması, Allah ve Resulüne itaat ve teslimiyet, ilahi hüküm ve adalete rıza konusunda farklı tavırların sergilendiği de görülmekteydi. Bir grup açıkça inançsız veya başka din ve inançlara bağlıydı. Bir grupsa işlerini yürütmek ve Müslümanların sahip olduğu menfaatlerden istifade ederek kendilerini tehlikelerden uzak tutmaya çalışan kimselerdi. Bunlar inanmadıkları halde inanmış gibi görünen münafıklardı. Kimileri ise İslam'a inanmışlardı fakat imanları henüz zayıf bulunuyordu. İnançları tefekkür ve dini tecrübe yoluyla güçlenmemiş, davranış ve kararlarına hakim hale gelmemişti. Son olarak ise toplumda giderek çoğalan, hakkıyla inanmış ve Allah'ın emirlerine sadakatle bağlı kimseler bulunmaktaydı. Farklı temayülleri ve seviyelere rağmen Kur'an, bu gruplar içinde dünya ve ahirette asıl kazançlı olacak ve kurtuluşa erecek olanları haber vermektedir. Buna göre sağlam imana, bu imandan kaynaklanan ibadetlere, güzel davranışlara, hayırlı ve faydalı işlere, eserlere sahip olanlar, esas kazançlı olanlar ve kurtuluşa erenlerdir. İnandık ve itaat ettik demelerine rağmen yüz çeviren ve hükümleri görmezden gelenlerin yerildiği bu ayette imanın sırf söz ile olmadığına işaret edilmektedir. Son olarak ise toplumda giderek çoğalan hakkıyla inanmış ve Allah'ın emirlerine sadakatle bağlı kimseler bulunmaktaydı. Farklı temayüllere ve seviyelere rağmen Kur'an, bu gruplar içinde dünya ve ahirette asıl kazançlı olacak ve kurtuluşa erecek olanlara haber vermektedir. Buna göre sağlam imana, bu imandan kaynaklanan ibadetlere, güzel davranışlara, hayırlı ve faydalı işlere, eserlere sahip olanlar, esas kazançlı olanlar ve kurtuluşa erenlerdir. İnandık ve itaat ettik demelerine rağmen yüz çeviren ve hükümleri görmezden gelenlerin yerildiği bu ayette imanın sırf söz ile olmadığına işaret edilmektedir. İmanın gereğinin yerine getirilmesi, iman edilen hususlarda belirtilen ilkelere sadık kalınması bu noktada önem arz etmektedir. Ayette eleştirilen bu grup, bir konuyla ilgili verilen kararda menfaatlerine göre davranabilmektedir. Eğer haklı olan kendileri ise adil hükmü kabul etmekte zorluk çekmemektedirler. Ancak haksız olduklarını bilmeleri ya da şüphe duymaları halinde yüz çevirmekte ve verilen kararı görmezden gelmektedirler. Öyleyse onların aradığı hak değil, dünyevi menfaatleridir. Ve onlar dünya için dinlerini terk edebilecek bir durumdadırlar. Böylesi bir davranış sergileyen kimseler için ayet 3 önemli husustan bahseder. Bunlar kalplerinde bir marazın ya da çürüklüğün olması, onların şek ve şüphe içinde bulunması ve son olarak Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık etmelerinden korkmalarıdır. Doğrusu bu 3 şeyin her biri başlı başına bir küfür ve nifaktır. Allah Teala daha sonra hayır, asıl zalimler kendileridir buyurarak onların üzerinde oldukları halin, sürdürdükleri şeyin batıl ve yanlış olduğunu beyan etmektedir. Çünkü zulüm her türlü masiyeti yani günahı içine alır. Nitekim Cenab-ı Hak hiç şüphesiz şirk en büyük zulümdür buyurmuştur. İnsan ya kendi kendine yahut başkasına zulmeder. Burada ise onlar Allah ve Resulünün kendileriyle ilgili verecekleri hükümde haksız davranacağını vehmine kapılmaktadırlar. Eğer Allah'a samimiyetle iman edip onun dinine bağlansalardı,
Allah'ın kendini bize bildirdiği ölçüde ilgili beyanı okuyup öğrenselerdi, Allah'ın asla zalim olmayacağını bilir, adalet sahibi Allah'a şükrederlerdi. Diğer yandan Hazreti Peygamber'in güvenilir bir kimse olduğunu bilmelerine rağmen sırf geçici dünya hayatının zevkine kapılarak onu haksız olmakla itham etmezlerdi. Konuyla ilgili kesin bilgilerine rağmen söylemleri ve eylemleriyle bilgilerinin zıtlık içermesi kendilerinin esas zalim olduğunu ortaya koymaktadır. Öyleyse aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır.